Gayrimeşru, gayri ahlaki, hukuksuz ve suç. Müesses nizam, savcılık, kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı, güvenlik yetkilileri devletten aldıkları güce dayanarak kapıyı kırmaları onun yasal olduğu anlamına gelmez. Bu gayrimeşrudur. Bir. İkincisi, HDP'de, Cizre'de ya da Şırnak'ta ya da bir başka il örgütümüzde suç da yoktur, suçlu da yoktur. Bu AKP'nin önümüzdeki süreçte kurguladığı politikayı yaşama geçirme senaryosunun parçalarından birisidir. Nedir bu? Diyelim ki Diyarbakır'da, Cizre'de, Van'da, İstanbul'da, Antalya'da birçok yerde HDP'ye saldırmak, Kürt halkının devrimci demokratlarla, Türkiye halklarıyla oluşturduğu meşru demokratik yapıya saldırmak, Rojava'da Kürt halkına saldırmak, Şengal'de, Güney'de Kürt halkına saldırmak, bir bütün Kürt halkına ve Kürt halkının meşru demokratik kurumlarına karşı gayrimeşru, gayri ahlaki, hukuksuz, suç denebilecek, suç olan bir yöntemle saldırı. Bu saldırı aslında 1990'lardan bu yana gah faili meçhul cinayet olarak, gah gözaltı olarak, gah kayyum darbesi olarak, gah sokak cinayeti katliamı olarak, gözaltında kayıp olarak devam ediyor. Bu gelinen noktada AKP'nin 20 yıllık iktidarı ekonomik olarak, siyasi olarak, ahlaki olarak, sosyolojik ve politik olarak battığı için AKP bir karşıt, bir düşman arayıp onun üzerinden kendini konsolide etmek, yürütmek istiyor. Bir yanı bu. Bir yanı da peki AKP böyle de asıl devlet nizamı bundan farklı mı? Hayır. Bir devlet konsepti olarak böyledir. AKP, MHP bu süreci daha da eline yüzüne bulaştırmış, daha da suça dönüştürmüştür. Tabi burada biz dünden beri buradayız. Cizre halkının, Şırnak il örgütümüzün, Şırnak halkının gösterdiği direniş, meşru demokratik mücadele anlayışı, kurumuna, partisine, siyasal, kültürel, tarihi değerlerine sahip çıkması saygıyla karşılanacak ve önünde saygıyla eğilinecek bir şey. Biz de buna hizmet etmek amacıyla geldik. Dün Şırnak'a gidip gözaltılarla ilgili savcılarla da görüştük. Savcılar bunun meşru bir şey olduğunu savunamadılar aslında. Yani bu böyleydi. Biz şu yasal gerekçeden, şu anayasal, şu meşru gerekçeden yaptık diyemediler. Bildik ezber, bildik kendi literatürleriyle oluşturdukları yapay suç, uyduruk suç gibi kavramlarla yaklaştılar. Biz de meşru demokratik mücadelemizi yürüteceğimizi söyledik. Bunların tamamı barış istiyor. Savaşın, çatışmanın ortadan kalkmasını, Kürt sorununun demokratik barışçıl yöntemlerle Türkiye'nin tüm sorunlarını, ekonomi sorunundan Alevi sorununa, kadın sorunundan eğitim sorununa, Kürt sorunundan çevre sorununa kadar demokratik bir yöntemle çözülmesini, çatışmanın ortadan kalkmasını istiyor. Ama AKP, MHP aklı ve mevcut devlet aklı bunda ısrar ediyor. Bunda ısrarın bir sonucudur ki İmralı'da tecrit devam ediyor. Bunda ısrarın bir sonucudur ki yine sınır ötesi gayrimeşru operasyon hazırlığı yapılıyor. Bu ısrarın bir sonucudur ki halka zulmediliyor. Şimdi biz buradan çağırıyoruz. Bakın Cizre burası, Cizre Botan burası. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın hükümet yetkilileri, demokrasi, eşitlik, adalet ve toplumsal barış istiyorsanız, hiçbir parti savaş yapmak için gelmemiştir. Siz de bunları istediğinizi söylüyorsunuz. İstiyorsanız bunun barışın anahtarı Ukrayna'da değil bakın. Elbette Ukrayna'da Rusya, Ukrayna savaşına çözüm aramak insani bir görev ve sorumluluktur, iyidir. Ancak Ukrayna'da barış arayıp Cizre'de savaş yapmak, Türkiye'de, Kürdistan'da savaş yapmak sizin barışçı olduğunuz anlamına gelmez. Barışçılık nedir? Barışın yolu İmralı'dan geçer bakın. Barışın yolu HDP ile diyalogdan geçer. Barışın yolu
Cizre'de kapısını kırdığınız partiden özür dilemekten ve buradaki güvenlik görevlilerini bir zebani gibi değil, sahiden işe yarayacak yapacaksa asayişi sağlamakla görevlendirmekten geçer. Dolayısıyla burada da barış lazım. Barış sadece Ukrayna ve Rusya için değil, barış Rojava'da, barış Şengal'de, barış Erbil'de, barış Diyarbakır'da, barış Cizre'de, barış Türkiye'de de lazım. Bu barışın taraflarından biriyiz. Biz diyoruz ki biz hazırız sorunu bütün boyutlarıyla tartışmaya, çözüm üretmeye, sizi de dinlemeye, sizi de anlamaya. Hani böyle bir politikanız, böyle bir şeyiniz varsa, ayrıca muhalefet, değerli muhalefet yetkilileri, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ya, yüzleşeceğiz, helalleşeceğiz. Buyurun gelin Cizre ile yüzleşin. Cizre ile ne diyeceksiniz? Bakın, yüzleşmek Cizre'de kapısı kırılan partiye, meşru demokratik kurumlara sahip çıkmak, buna dair demokratik bir söz söylemek. Sahip çıkmayı da bırakın, demokrasinin gereğini söylemek. Cizre bodrumlarında katledilen genç, çocuk, kadın, onların çığlıklarına, demokrasi, eşitlik, barış isteyen çığlıklarına bir cevap vermek, bir yankı vermek. Helalleşme, barış böyle başlar, yüzleşme böyle başlar. Yoksa helalleşelim, cenaze mi kaldırıyorsunuz yani? Helal ediyor musun, etmiyor musun, ediyorum. Böyle bir şey olmaz yani, böyle bir helalleşme yok. Bu işin karikatürize edilmiş halidir. Bakın Nevala kasabada 302 tane tespit edilmiş, katledilmiş insanın cenazesinin olduğu yere inşaat yapma projesi var. Benim cenazemin üstüne inşaat yapacaksın. Benim partimin kapısını gece gelip kıracaksın. Benim gencimi tutuklayacaksın. Kadın arkadaşı taciz edeceksin. Dokunulmazlığımı kaldıracaksın. Hapse atacaksın. Ondan sonra helalleşelim. Nasıl helalleşiyoruz? Hayırdır? Böyle helalleşme mi olur? Ondan sonra barışalım. Böyle barış mı olur? İmralı'nın kapısını açacaksın. Barışın ve demokrasinin yolu İmralı'dan geçer. Barışın ve demokrasinin yolu HDP ile müzakereden geçer. Barışın ve demokrasinin yolu Kürt halkının örgütlülüğünü dikkate almaktan geçer. Yüzleşmenin, helalleşmenin yolu da toplumun, halkın, örgütlerin, kurumların istediği toplumsal barış, eşit yurttaşlık ve büyük barışı sağlamaktan geçer. Türkiye halklarına çağrımız şu: şimdi bu pahalılık, yoksulluk, işsizlik, açlık bir anda oluşmadı. 40 yıllık kirli savaşın harcamalarıyla, 40 yıllık kirli savaş süresindeki çeteleşmeyle, 40 yıllık kirli savaş süresindeki dolandırıcılık, hırsızlık, yolsuzlukla, cinayetlerle, bir mermi kaç para diyenlerin yaptığı gayrimeşru harcamalarla, bankalar batırmakla, hortumlamayla oluştu. Ve bugün de aynısı devam ediyor. AKP bu ekonomiyi kurtaramaz. Kurtarsa kurtarsa gene AKP kurtaramaz. Batırsa batırsa gene AKP batırır. Şimdi bu noktada HDP, meşru demokratik mücadele yürüten, Türkiye halklarının, emekçilerin, kadınların, gençlerin, işsizlerin, esnafın, çevre örgütlerinin, Alevi toplumunun, demokrasi isteyen herkesin partisidir. Ve biz herkesle buluşmaya, kurumsal olarak da, parti olarak da, yönetim kurulu olarak da, vekiller olarak da buluşmaya ve öncelikle ortaklaşmak, ortak bir zihin haritası, ortak bir yol haritası oluşturmak için müzakereye, diyaloğa varız. Bunun ötesinde HDP zaten bunun kurumudur. Biz bu saydığım değerlerin kurumuyuz. Türkiye halkları bunu dikkate almalı, tercihi HDP olmalı. Tercihi HDP değilse de tercihi Demokratik İttifakı çoğaltmak olmalı. Bunun için Cizre'ye yapılan saldırı Trakya'ya yapılan saldırıdır. Cizre'ye yapılan saldırı Antalya'daki turizm emekçisine yapılan saldırıdır. Cizre'ye yapılan saldırı İstanbul'daki esnafa yapılan saldırıdır. Cizre sadece Cizre değildir. Cizre Cezire Botan'dır. Cezire Botan insanlığın beşiğidir. Cezire Botan Ahmet-i Gani'nin destansı anlatımı, Melaye Cezire'nin erdemi, Orhan Doğan'ın büyük barış talebidir. O halde bütün Türkiye halkı Cezire Botan'ı iyi bilmeli, tanımalı, Cezire Botan'dan söylenene kulak kabartmalı ve bu kulak kabartmayla yetinmeyip Cezire ile yoldaş, haldaş olabilmek için gayret içinde olmalı. Parmak izi meselesi vardı. Her tarafı dolap, mutfak dolaplarından kitaplara kadar, kitaplığa kadar her tarafı parmak izleriyle, hani parmak izi aramışlar. Oralarda hani her tarafta bir siyah şeyler vardı. Yani
Gerçekten isteseler bir hukuk yoluyla hiçbir partide, hiçbir yerde böyle bir hukuksuzluk yok. Ama mesele HDP olunca, mesele Kürtler olunca bu kadar kin ve nefreti biz dün Cizre'deki gezdiğimizde ilçe binamızdaki en baştan en üste kadar yaşanılan olayı gözler önünde hepimiz net görebildik. Yani gerçekten de dışarıdan, yani bunun Türkiye'den nasıl görünüyor dediğimizde herhangi bir operasyon, herhangi bir saldırı değil. Böyle görmemek gerekiyor gerçekten. Sıradanlaştırıp normalleştirmememiz gerekiyor. Yani öfke ve kin burada kendi ırkçı saldırı, kendi şeyini yeniden vuku bulmuş durumda. Nevroz'da gördük. Cizre Nevrozunu, Şırnak Nevrozunu gördük, Slop Nevrozunu gördük, İdil'deki yapılan Nevrozu gördük. Kürdistan'ın bütün yerinde ve Türkiye'de bize mecali olmayan diyenlere biz Nevroz'da aslında cevap verdik. Dünkü yani 3 gün önceki saldırıda Nevroz'un intikamı, aslında kumpas davasının bir uzantısı ve Nevroz'un da intikamıydı. 3 gündür yani biz dün geldik buraya heyetle, 3 gündür tabii ki takip ediyoruz dünle beraber. Yani halkta bir coşku vardı. Evet, bir operasyon, bir arkadaşlarımız, yoldaşlarımız gözaltına alınmıştı ama halkta bir sahiplenme var. Şu güçlü şeyi görebiliyoruz. Bize mecalleri kalmayan diyenlere dünkü iftar yemeğinden akşam saat gece saatine kadarki nöbet bence çok güzel bir cevap. HDP'yi bitti diyenler, mecali olmayan diyenler, dediğim gibi Nevroz ve Nevroz'dan sonraki her alanda halk toplantılarımız bile bir kongre gibi geçiyor. Yani biz İstanbul'da halk toplantıları yapıyoruz, ilçe kongrelerimizi yapıyoruz. Gerçekten de büyük kongreler gibi büyük coşkuyla karşılanılıyor. Yani halk güveniyor ve hala yan yanayız, birlikteyiz. Olması gerektiği gibi yerdeyiz. Faşizme biz Cizre'den dün halkımızla beraber bir cevap verdik. Sizin saldırılarınız, gözaltılarınız, tutuklamalarınız dahi olsa bu saldırılara karşı, yani topyekün saldırıya karşı topyekün bir cevaptı oradaki dün. İşte söylediğimiz türküler, söylediğimiz, attığımız sloganlar, çektiğimiz halaylar bence çok olumluydu. İyi bir cevap, Türkiye cephesine de iyi bir görüntü olmalıydı bu. Örgütlü bir halk var burada. Yani öyle herhangi bir duygusal bağdan ziyade, hani Kürdüm meselesi değil. Bu mesele politik bir mesele. Gerçekten de dün biz o halkta söyledikleri her sözle politik bir mesaj aldık zaten. O yüzden de ne bir korku, ne bu yıkıma karşı, ne bu gözaltılara karşı halk çok güçlü. Onlar da çok politik bir cevap veriyorlar. Evet, dediğimiz gibi gözaltılarla, tutuklamalarla belki gidebilir bu süreç ama bu süreçte geri adım atmayacaklarını bir kez daha dünkü resim, dünkü görüntü hem bizi çeken polislere hem buradan iktidara bir cevap oldu. Yani Kürdistan'da bir savaş, özel savaş politikası var. Bunu bir kere iyi okumamız gerekiyor orada. Bir tecrit var. Yani tecrit, evet, İmralı'da bir tecrit var, cezaevinde bir tecrit var ama buralarda bir tecrit var. İçeriye girdiğimiz andan itibaren, yani bölgeye girdiğimiz andan itibaren bunu çok net görebiliyoruz. Sadece Cizre'de değil, Dersim'de görebiliyoruz, Diyarbakır'da görebiliyoruz. Yani Kürdistan'ın bütün illerinde, bütün bölgede bunu yaşayabiliyoruz. Bu özel savaş politikasına karşı Türkiye'de de şunu görmek lazım. Burada nefes alamıyorsak Türkiye cephesinde de nefes alamıyoruz demektir. Yani bu iki fikriyatı, yani Kürt halkının isteklerini, taleplerini, o buranın fikrini, fikriyatını Türkiye cephesiyle ortak birleştirebilirsek, işte demokrasi dediğimiz, adalet dediğimiz, özgürlük talebi dediğimiz talebi oralarda da birleştirirsek bir şey kazanıma dönüşür. Ama sadece buralarda bir şeyleri tek başına bırakıp zaten orası böyle istiyor, Kürdistan böyledir deyip o bağı kopartmamak gerekiyor. Bakın, cezaevi sorununu Türkiye cephesinde yaşıyoruz. Ben tecriti anlatırken hep şuradan örnek veriyorum. Cumartesi annelerine Galatasaray meydanını kapatmak tecritin ta kendisidir. Eğer buradan okursak Kürdistan'ı da böyle, İmralı tecritini de buradan okumuş oluruz. Bugün kadınlar sokağa çıkamıyor, barikatlarla önümüz kapanıyorsa tecritin ta kendisidir. Açık cezaevi dediğimiz cezaevi koşullarının ta kendisidir. İşte görüşlere gittiğimizde çıplak aramalara, bırakın cezaevindeki arkadaşlarımızı, görüşçülerin, ailelerin bile çıplak aramaya maruz kaldığı yer işte tecritin ta kendisidir. İşte buralardan bağ kurmamız gerekiyor. Yoksulluğu, ekonomik krizi, yoksulluğu, göçleri, işte mülteciliği hepsini topladığımızda Kürdistan'dan bağımsız değil. Yani bugün iktidarın savaş politikası hem Kürdistan'da hem Türkiye cephesinde gerçekten ezilen halklara dair yaptığı o zulüm
her anlamıyla yaşanıyor. O yüzden de şöyle görmek lazım. Cizre'deki saldırıyı İstanbul'daki saldırı gibi görmemiz gerekiyor. Diyarbakır'daki operasyonu Ankara'daki operasyon gibi görmemiz gerekiyor. Ne Aleviler, ne kadınlar, ne gençler, ortak hepsinin mücadelesi, demokrasi mücadelesi, özgürlük mücadelesi, barış mücadelesi. Bunu da yapabilecek alanlarımız, zeminlerimiz var. O yüzden başında da söylediğim gibi Cizre'deki saldırıyı İstanbul'daki ilçe binamız önündeki saldırıdan bir farkı yok olmadığını tekrar ifade edelim. Faşizme karşı ortak birleşik mücadeleyle değiştirebiliriz. O gücümüz var. O gücüyle de değiştirme gücümüzün de olacağını hepimiz biliyoruz. Ekonomik kriz, Kürt sorununda çözümsüzlük, fakat bunun karşısında da çok güçlü bir direniş hareketi. Yani Kürtler direniyor, kadınlar direniyor, emekçi köylülük, ekoloji yıkıma karşı direniyor. Hemen her yerde irili ufaklı, parçalı olmakla beraber bir direniş hareketi var. Şimdi devlet dediğimiz yapı da kendi soygundan ve talandan ve savaştan beslenen yapısını korumak için daha fazla şiddet ve zor aygıtlarını devreye sokuyor. Şimdi biz bu saldırı konseptini biraz böyle ele alıyoruz. Yani Türkiye kamuoyuna da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa bunu yapamadığımız zaman, bunu açığa çıkartamadığımız zaman geriye vicdan ve dayanışma kalıyor. Şimdi vicdan ve dayanışma iyidir. Fakat bu dediğimiz dertlerimizin dermanı kesinlikle değildir. Bize vicdan, dayanışma lazım. Ama bilelim ki kazanmak için, demokrasiyi ve özgürlüğü kazanmak için bunlar yetmez. Hiç yetmez. Bunlar sadece bir başlangıç noktası olabilir. Şimdi Cizre'deki durum bu anlamda, durumu bu anlamda Batı, Türkiye kamuoyu anlamalı. Şimdi Kürt halkına dönük ağır saldırılar var. Yani Kürt halkının yaşamadığı sıkıntı, çekmediği acı, maruz bırakılmadığı bir işkence kalmamış durumda. Katliam siyasetinin doğrudan bir taraf haline gelmiş durumda. Yani katliam siyasetini dışında hiçbir siyaset yok Kürt halkının üzerinde. Şimdi bunun karşısında ama direnen bir halk var. Halk gerçekliği var. Yani şu ve bu biçimde irili ufaklı, inişli çıkışlı bir direniş hattı var. En son Nevroz meydanlarında gördük. Milyonlarca insan, milyonlarca Kürt başta olmak üzere çok özel mesajlar verdiler. Yani birincisi, biz bu kadar baskının karşısında susmuyoruz, teslim olmuyoruz, ayaktayız dedi. Yani faşizme karşı çok güçlü bir irade beyanı ortaya koydu. İkincisi, HDP etrafında kenetlendi, partisi etrafında. Bir diğeri daha önemlisi, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan konusunda da çok net bir siyasal mesaj verdi. Yani Kürt sorunu çözülmek zorundadır. Çözülecekse de bunun muhatabı İmralı'dadır dedi. Dolayısıyla bu mesajları belki de en kıymetli Nevroz olarak söyleyebiliriz ki vermiş oldu. Şimdi Cizre'de de gördüğümüz tablo bu. Yani Cizre özelinde. Yani parti binası vahşice talan edilmiş. Yani şöyle diyelim, yani parti binalarımız bizim ithafa basılmıyor elbette. Ama dediğimiz gibi düşmanlığın en pespaye örneğiyle karşı karşıya kaldık. Yani her türlü girmişler resmen orayı, yani resimlere, dolapların kapaklarına kadar düşmanlık yapmışlar yani. Fakat bunun karşısında gördük ki biz burada Cizre halkı ne olduğunun farkında ve buna karşı ne yapacağını da biliyor. Yani çok daha güçlü örgütlenecek, çok daha güçlü partisi etrafında kenetlenecek. Bunu kavramış. Bunu gördük biz burada. Dolayısıyla biz burada dayanışmaya geldik ama aslında biz buradan güçlenerek gidiyoruz. Onlardan aldığımız güçle gidiyoruz. Botan halkının direnişini taşıma görevimiz var esas olarak bizim. Yani bizim buraya esasen özel olarak katacağımız çok fazla bir şey yok. Halk her şeyi biliyor. Halk direnişin içerisinde. Şimdi buradan biz Türkiye kamuoyuna hep yaptığımız çağrıyı yineleyeceğiz. Çünkü artık bir eşikteyiz. Bu eşiği hep beraber aşabiliriz. Eğer hep beraber olamazsak eğer, hepimiz çok büyük bir karanlığa gömülebiliriz. Şimdi Türkiye halklarına çağrı yaptık, yapacağız. Bakın Cizre'de şunu diyeceğiz. Yani Cizre'de bir halk en temel demokratik hakları için direniyor, örgütleniyor ve devletin ağır saldırılarına maruz kalıyor. Ve şimdi size düşen görev, demokrasi güçlerine düşen görev, işçilere, emekçilere, kadınlara, tüm emek ve demokrasi güçlerine düşen görev Cizre'deki halkın feryadını duymaktır. Onlarla yan yana olmaktır. Onlara karşı kalkan ellere önce onların tutulması lazım. Çünkü başka bir halk zulüm altındaysa, eziyet altındaysa başka bir halk da özürleşemez. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan dedi ya,
bir merminin fiyatı kaç liradır biliyor musunuz? İşte o. Yani sizin ekmeğiniz bugün küçülüyorsa, bir domatesin tek tek domates almak zorunda kalıyorsanız, enflasyon, hayat pahalılığı sizi açlığa mahkum ediyorsa, bunun sebebi bu savaştır. İşte bunu anlatacağız Batı'ya. Ama dediğim gibi bu direnişin bize verdiği en büyük ders, direnen ve örgütlü bir halkın her çarpık koşulda yenilmeyeceğini burada bir kez daha gördük. Yani biz Cizre halkına teşekkür ediyoruz. Haberlerinizden burada halkın partisine sahip çıktığını, HDP'ye sahip çıktığını görüyordum. Ama geldiğimde fotoğraftan daha öte canlı olarak hem annelerin hem bütün Cizre halkının HDP'ye sahip çıktığını gördüm ve tanık oldum. Hele ki dün akşam o ortak bir yeryüzü sofrası ve yüzlerce Cizre'nin bir arada türkülerle, halaylarla direnişi devam ettirmiş olması çok etkileyiciydi. Yani şunu söyleyebilirim, evet HDP'ye bir sefer olmuş ama zafer olmamış. Yani her zaman olduğu gibi HDP halk olduğu için, halk da HDP'ye sahip çıktığı için kırılan kapının yerine yenisi yapılacak. Yani kapılar halka açık. Burada ceberut bir zihniyete, baskıcı bir faşist zihniyete sahip olanlara kapalı olacak. Bunu anladık. Burada bunu gördüm ben. Tanıyayım. Yani şöyle de söyleyeyim. Bir Çorumlu, bir Türk, bir HDP'li olarak da söyleyeyim. Yani bu sokaklarda kesinlikle insanlar ne Türk'e düşman, ne Alevi'ye düşman, ne başka kimliklerde kimseye düşman. Yani düşman oldukları ya da sevmedikleri tek zihniyet var. Baskıcı faşist zihniyet. Burada herkes kucaklaştı, herkes yüreğini açtı bizlere, sağ olsun, var olsunlar. Yani Cizre halkının sesini dinlediğimizde gerçekten bütün Türkiye'ye de demokrasi geleceğini söyleyebiliriz. Ve burada halkın bir özelliği var, Kürt. Yani hani bir özelliği derken ulusal bir özelliği var, Kürt. Yani burada benim gördüğüm şey, devlet dışsal bir durum, dışsal bir varlık. İçsel olan Kürtler, Kürt halkının kendisi var. Ve Kürt halkının burada yaşamı Kürtçe sürdürmesi var. Buna bu devletin artık alışması gerekiyor. Yani kapı kırarak, döverek, hapsederek bir şeyi değiştiremeyeceğini görmesi lazım. Şu anda çevremizdeki binaların her birinde birer kurşun izi var. Çeşitli işte füze atılmış ve benzeri izler var. Yani bu kent bir çatışma görmüş, savaş görmüş ama asla benliğini teslim etmemiş bir kent olarak ben izledim ve gördüm. Bundan sonra Cizre yine mücadelenin kalbi olmaya devam edecek gibi görünüyor bence. Yani Türkiye halkları özellikle havuz medyası izleyerek ya da devletin dezenformasyonuyla böyle büyük bir yanılgı içerisinde, yani buradaki halkı görmek zorundalar. Kürtlerin Kürt gerçeğini, hani o eski lafla Kürt realitesini görmek zorundalar ve Kürt halkının eşitlik, özgürlük talebine kulaklarını tıkamamalılar. Yani anlatılan terör hikayeleri değil, anlatılan halkların eşitlik öyküsüne kulak vermeliler. Ne yazık ki Türkiye'de bu hala sınırlı, hala bir kendi kabuğu içerisinde yaşayan ve Kürtlerin gerçekliğini görmeyen bir zihniyet var. Bu ihtiyatlı adımlar değil, cesaretli adımlar zamanıdır. Çünkü cesaretle adımlar attığımızda bu korku iklimini, yaratılmış olan korku iklimini o zaman dağıtabiliriz. Yani Cizre'de ben bu korku ikliminin dağıldığını, kimsenin kurşun izinden, bomba izinden korkmadığını seziyorum. Biz yani Batı'da da bu böyle hissedilmeli. Burada hayat devam ediyor, burada direniş devam ediyor, burada umut devam ediyor. Bu umudu tabii ki Ankara'ya da İstanbul'a da bizim taşımak gibi bir görevimiz var.